Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün Şimşek Pilates olan olarak füze tipimizi tanıtacağız. Nasıl yakılır? Bazı püf noktaları var, onları size göstermek için video çekiyorum. Videomuza geçelim. İki parça olarak geliyor. Gövdesi ve şapkası içinde borusu ayrıca geliyor. Ben bu boruyu birkaç defa kullandığım için böyle düzgün temizlediğim zaman ilk hali gibi olur. Bu şekilde sokuyoruz. Altta kanalı var. Kanalını geçiriyoruz. Şöyle oturtuyoruz. İşlemimiz bu kadar. İki tane şeyi göstereceğim. Yanında isteyene bundan da örnüyoruz. Bu da normal böyle iş mekanında kullanacaksanız, bacaya bağlamak istiyorsanız veya camdan çıkartmak istiyorsanız boruyla. Şöyle bir aparatımız var. Bunu takıyorsunuz. Genişletiyor burayı. Çapını büyütüyor. Buraya da normal soba borusunu takabilirsiniz. Bu da yanında yanarız isterseniz. Şöyle şapkamız var. Şapkamızı üstüne geçiriyoruz. İşlemimiz tamam. Şu anda nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle seyirler anabiliyor. Kapağımızı açtık. Şapkamızı dökelim. Kapağımızı kapattık. Bunu yakarken çok fazla karıştıramıyor. Arkasından yakmıyorsunuz. Arkasında küllüğü var ve seyir ızgarası mevcut. Ön tarafından yakıyoruz. Şöyle en kolay, en iyi şekilde pürümüzle yanar bu. Şöyle bir pürümüz. Çakmak gaz dolanı var. Aynı bu şekilde. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle. Bu bildiğiniz çakmak gazı. Bunu geri getirip takıp sıktığımız zaman çakmak gazı kullanabiliyoruz. Bunları da satıyoruz. Şimdi şöyle çevireyim ben. Yakım işlemimiz buradan oluyor. Burada bir tane kapağımız mevcut. Kapağı şöyle açıyoruz. Buradan pürümüzle yakıyoruz. Sadece buradan tutuşur. Alt kanan tutuşacak hiçbir yeri yok. Size bizim yolladığımız gibi yakıyorsunuz. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan bir dakika, bir buçuk dakika teledim durumuna göre. Bundan önce de şöyle yaktıktan sonra biraz tutuşmaya başladım. Şöyle camımızın çok kararmasını istemiyorsak soğuk havalarda şöyle yapabiliriz. Böyle bir dakika, iki dakika civarında tutmamız gerekiyor. Yakıp yaktıktan sonra biraz su düştükten sonra şuradaki şeyini kapatıyoruz, deliği. Bu şekilde. Bazen soğuk havalarda böyle camın hemen kararmaması için böyle yine pürmüzle yakmadan önce şöyle her tarafını biraz
gelsin önüne biraz daha. Gözünüzle aynı şeyi yapabilirsiniz. Yanmaya başladı biraz biraz. Bu ortalama tam tutuşma zamanı 15-10-15 dakikayı bulur. Alevin tepeye kadar gelmesi. Şimdi ben şu an alevi görüyorum. Size şöyle ben kısaca tanıtayım. Şöyle alevimiz biraz çıkmaya başladı. Şimdi yakma yerimiz bu şekilde. Burada kapağı açıyorsunuz. Şöyle. Kapattığınız zaman biraz daha alev yükselir. Birazdan göstereceğim size buranın nasıl olması gerektiğini yandıktan sonra. Şöyle arkasını çevirelim. Arkasında da burası çekmecemiz. Küllüğümüz yani. Burayla çok bir işimiz yok. Burası da pervanemiz, havalandırma deliğimiz. İkisininkinde kapalı tutabiliriz yakarken. Biraz daha az yakar. Burası da seyyar ızgaramız. Diğer modellerdeki gibi burası sabit değil. Temizlemek için ters çevirmenize gerek yok. Bu ızgara çektiğiniz zaman şu an yandığı için ben çekmiyorum. Burayı çektiğiniz zaman kül aşağıya dökülür küllük haznesine. Daha sonra tekrar takabilirsiniz. Ters çevirmenize gerek yok temizlemeniz için. En ideali bu. Örnek veriyorum, bazen böyle toz birikir. Sobaya vurmanız gerekebilir biraz ıranması için, tozun düşmesi için. Bunu şuradan şöyle ileri geri birkaç yaptığımız zaman bu işlem tamamdır. Ben yerini alayım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Duman yok şu an için. Çıkmaz da. Belediyede kaliteli kullanırsanız çok güzel olur. Şöyle bizim çam peletimiz. Yani bu gerçekten çok kaliteli bu kullandı. Ve şöyle de bir artısı var. Örnek görüyorum. Bu sönmeye yakın, biraz duman çıkartıyor. Sönmeye yakın, yani bitti bitmek üzereyken. Ama bu kaliteli pelet kullanırsanız sonda dumanlama işlemi de yapmıyor. Kesinlikle. Ben şöyle size hiç videoyu kesmeden çekiyorum. Hani herkes görsün diye. Kesinlikle videoda kesme vesaire nasıl yaptığını birebir gösteriyorum. Video çok uzun sürmemesi için ben biraz hemen buna yardım edeceğim alevle. Şöyle açtık kapağını. Ses sobadan geliyor. Çekişini görüyorsunuz. Bu camı da Aspirox'la temizleyebilirsiniz.
Kaliteli pelet kullanırsanız zaten hiçbir yani çok kolay kolay 3-4 günde falan temizlemek zorunda kalırsınız. Hani en fazla şöyle bir bulanıklık olur. Yani böyle is olmaz. Kalıcı. Örnek gibi çıkarttığınız soğukken aspirox sıkarsanız kir aşağı iniyor zaten. Bir su bölü tutsanız yetiyor bazen. Bu peletin tamamıyla kalitesiyle alakalı. İyi pelet kullanmaya çalışın. Hem ısı olarak daha iyi ısı verir, hem de kullanım kolay. Aradan birkaç dakika geçti, alevimiz geldi. Fakat duman çıkarıyor, ne yapmamız lazım? Hemen aşağı eğiliyoruz. Şuradaki hava deliğini şöyle kaldırıyoruz. Açık konuma getiriyoruz. Biraz alevimiz düşecek. Aynı bu şekilde. Bu birazdan tekrardan tutuşarak yukarı kadar gelecek. Bakın şimdi herhangi bir duman yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan alevimiz yukarı çıkacak. Aşağısı açık. İlk tutuşurken biraz öyle yapın. Ya da istersen direkt açıkta da yakabilirsiniz. Yani çok da sorun değil. Fazla. Tekrardan video alıyorum. Şu anda alevimiz tekrardan yukarıda. Bakın dumanımız yok. Ne yaptık? Sadece aşağı deliği, hava deliğini açtık. Şu şekilde. Şurada bir kapak var. Onu açtık. Hava aldığı için oksijen alınca şeyi kesti. Bu şekilde. Bu şekilde de kapalı alanda kullanabiliyoruz. Yani şu an kapalı bir mekandayız. Böyle bir alanda da kullanabilirsiniz. Fakat bir şey yandığı için yani sonuçta bir yanan bir madde var. Gaz salınımı var. O sebepten çok kapalı ortamda önermiyoruz. Hani üst yüksektir veya alan büyüktür, o zaman olabilir. Ama onun dışında şu göstermiş olduğum şöyle aparatla şöyle takıp camdan çıkartabilirsiniz. Çok daha sağlıklı olur, çok daha güzel olur.